olay yaşandı hocam Perşembe günü. Mehmet Pişkin isimli bir kişi intihar videosu yayınladı ve intihar etti. Bu kişiye baktığımızda önce videosunu seyrettiğinizi düşünüyorum. Oradaki gözlemlerinizi alacağım. ODTÜ mezunu. Çok iyi yerlerde ve bir özel şirket yöneticilik yapıyor. 37 yaşında. Gayet bilinçli duruyor ama önce bunun fotoğrafını nasıl çekiyorsunuz hocam? Nasıl değerlendireceksiniz? Videosunun önemli bir kısmını izledim. Videosundaki tabii birebir muayenenin yerini geçmez ama önemli ölçüde fikir veriyor. Acaba bir depresyon mu? Acaba bir hezeyanlı bozukluk mu? Bir paranoid bir durum mu? Bir arka ölende bir herhangi bir akıl hastalığı var mı? Tarzındaki bütün gözlemlerimde hepsinde negatif çıkıyor. Yani öyle bir hastalık emaresi yok. Fakat kişi mutsuz olduğunu söylüyor, sık sık mutsuz olduğunu söylüyor. Yani çok güzel zamanlar geçirdiğini, eğlendiğini, sabaha kadar gün boyu yaşadığını fakat ona rağmen mutsuz olduğunu. Her şeyi tükettiğini söylüyor hocam. Her şeyi tükettiğini söylüyor. Yani yaşamak için bir gerekçem yok artık diyor. Yani yaşama motivasyonum bitti diyor, hayatta zevk almıyorum diyor, yaşamak. Benim için hayat anlamsız, yaşamak anlamsız. Yani böyle yani daha 10 sene, 20 sene daha yaşasam bir anlamı yok bana tarzındaki. Şimdi intiharların iki türlü intiharlar. Birisi hastalıkla ilgili intiharlar. Hastalıklı intiharlarda kişide depresyona giriyorlar. Beyinde serotonin maddesi var hayattan zevk alma ile ilgili. Onun rezervi azalıyor. Kişi hayattan zevk alma konusundaki muhakemesi bozuluyor. Sağlıklı karar veremiyor. Hem mantıksal kararları sağlıklı veremiyor hem duygusal kararları sağlıklı veremiyor. Bu hastalık olan klinik depresyon, tedavi gereken bir durum. Diğer de kişilerde rastlanan bu vakadaki de daha çok ona benziyor. Böyle varoluşsal bunalımlar var. Varoluş anksiyetesi dediğimiz varoluş bunalımı yaşıyor. Halk arasında entel bunalım olarak geçiyor. Bu bunalım türünde kişi mutsuz. Ve buradaki o Mehmet Pişkin'in de onu sorguladığını görürüz mesela. Yani iyi bir üniversiteden mezun olmuş. Yani hayatta başarılı olması için birçok donanımları var. Yabancı dil biliyor. Bir yazılımcı. Fakat yaşam standartı yüksek hocam gördüğümüz yani kadarıyla. Yaşam standartı yüksek. Yani ekonomik gerekçeleri bunda bulamıyoruz. Evet. Bulamıyoruz ama varoluşsal neden var burada intihar. Bu tarz intiharlar Batı'da çok oluyor. Mesela Hollanda'da her gün tren yarım saat durur. Öyle birisi mi? Trenin önüne atar kendisini. Yani her gün yani olmadığı gün yok trenin. Birisi atıyor kendisini. O şekilde intiharlar oluyor. Burada asıyla intihar var. Oluyor. Bu tarz intiharlar çünkü insan birçok şeyi tadıyor ama bu düşünen insanlar bu tarzdaki intiharlar yapıyor. Yani niçin varım? Nereye aitim? Hayat nedir? Ölüm nedir? Sonsuzluk var mıdır? Sonsuzluğun sonu nedir? Gibi bu konularda. Ve böyle bir durumda kişi herhangi bir inanç sistemine dahil olmamış burada. Onu da itiraf ediyor. Yani herhangi bir kendisinin organların bağışlanmasını istiyor. Balıklara yem yapılmasını istiyor. Yani herhangi bir inanç sisteminde de dahil olmamış. Şimdi varoluş bunalımını insanlar yani ölümü açıklama getiremiyorlar. Varoluş bunalımını taşıyan insanlar hayatı yani insanda diğer canlılardan farklı olarak şu özellik var. Metakognisyon genleri diye bilinen genetik yapı var. Bu 4 tane önemli gen var. Yeniliği arama geni, diğeri zaman kavramıyla, geçmiş gelecekle ilgili, diğeri anlamlılık geni var. Neden için soruyor. Yani hiçbir hayvan önüne gelen bir şey olduğu zaman neden var, neden yok diye sormaz. Yani genetik sınırlar neyse onun içerisinde yaşama çabası içerisindedir. Ama insana yaşama dürtüsü yetmiyor insan için. Yani insan soyut hedefler arıyor. Mesela ölümün farkında olan tek varlık, öleceğinin farkında olan tek varlık insan. Evet. Bunlarla ilgili genetik kodlar olduğuyla ilgili ciddi bilimsel bilgi birikti şu anda. Bu nedenle bu özellikle düşünen kişiler
felsefi yoğunluğu olan kişiler açıklama getiremediklerinde, yani şimdi düşünüyor, bir 10 sene daha böyle yaşasam mutsuzum diyor. Birçok şeyim var ama mutsuzum. Mutsuzluğunu gidermek için başka formül yok, bulamıyor. Şimdi her şeyim var, mutsuzum. O halde bir 10 sene daha yaşasam böyle geçecek. Yani hatta orada ilginç bir şey de söylüyor. Yani dürüst bir çocuk belli. İlginç bir şey de söylüyor. Yani başkalarının hakkına zarar veriyorum diyor. Ben işimi kendimi istediğim gibi işimi yapmayarak, yani bu şekilde yaşamak. Evet, onların motivasyonunu kırıyor belki değil mi hocam? Başkasının hakkına zarar veriyorum. Evet. Onun için yaşamayayım ben tarzında. Ve bunu söylerken gayet rahat. İyice düşünmüş, taşınmış, sağlıklı bir karar vermiş gibi. Yani sanki bir hayatının çok önemli bir konusunda, yani karar vermenin rahatlığı var. Kararsızlık olan kişiler kaygılı olur. Kaygılı da değil. Çünkü kafasını netleştirmiş, belirsizliği gidermiş, karar vermiş. Bu kişiler genellikle işte Batı kültüründe de gittikçe artan intihar hızının intihar salgınına dönüşmesi. Mesela İngiltere'de intihar gençlerde 15-22 yaş arasındaki gençlerdeki intihar oranı trafik kazalarından ölümden sonra ikinci sırada. Yani ölüm ikinci sırada ölüm nedeni intihar. Belçika, Hollanda'ya, bütün Kuzey Avrupa ülkelerinde çok ciddi şekilde yaygın. Bu insandaki şu psikolojik ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Varoluş bunalımı. İşte varoluşu sorguluyor insan. Yani varoluşa anlam arayışı var insanda. Varoluş kaygısı yaşıyor. Varoluş kaygısına açıklama getirmek istiyor. Bu açıklama insan için soyut düşünce yeteneği olduğu için insanda bu var. Bu aklımızın bir çalışma sistemi var. Aklımızın çalışma sisteminde şöyle bir bilgiyi tanımlamadan beyne o kalıcı bilgi olarak kaydetmiyoruz onu. Bir bilgi önümüze geldiği zaman önce beş duyuyla tanıyoruz onu. İşte dokunma, görme, tanımlıyoruz. Ha, bu diyoruz ki kitapmış diyoruz. Bir konu tanımlanmış olarak belirsizlik gidiyor. İkincisi, belirsizliğe tahammül edemiyor beyin. Ya öyle bir özellik. İkincisi, bununla açıklayamazsak eğer akıl yürütmeyle açıklıyoruz. Mesela duman görüyoruz. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Orada ateş yanıyor deyip belirsizliği giderip tanımlıyoruz. Yani üçüncüsü, bununla açıklayamazsak insan rasyonel sezgiyle bulmaya çalışıyor. Rasyonel sezgiyle. Rasyonel sezgiyle bir insan böyle durumlarda şöyle yapıyor. Yani çözüm bulamadığı zaman, bu işte kuantum temelli düşünce diyoruz. Derin düşünce. Birincisi konsiderasyon deniyor. Derin düşünce. İkincisi meditatif düşünce. Üçüncüsü de metakognitif düşünce. Yani varoluşsal bir düşünce. Bütün evreni düşünerek olan bir düşünce. Bu düşünce safhalarını, hatta bunu eski literatürde tahayyül, tasavvur ve tefekkür olarak geçer. Bu tarz düşünceleri düşündükten sonra kişi, yani bunun sonucunda bir anlam arayışına rasyonel sezgilerle karar veriyor. Varoluş bundandır diyor. Benim işte öldükten sonra mesela bir zaman kırılması olacak. O zaman kırılması içerisinde sonsuz bir uykuya yatacağım diyor mesela. Bunun gibi açıklamalar getiriyor. Ama bazı kişiler bu açıklamayı getiremiyor. Yahut bununla getiremediği zaman dördüncü adım ortaya çıkıyor, inanç sistemi. İşte bu hangi yaşadığı kültürdeyse bir inanç sisteminin içerisinde bir doğa gücü üstte, deney üstü bir gerçekliğe inanıyor. Ve bunun sonucunda kişi diyor ki öldükten sonra böyle bir hayat var. Bu dünya sınav, dünyadan sonra ikinci bir hayat var. Bu ikinci hayatta bu dünyada yaptığım yatırımın karşılığını olumlu ve olumsuz göreceğim diyerek bu dünyada iyi şeyler yapmalıyım tarzında bir açıklamaya getirerek kişi kafasındaki varoluşsal soruları, anlam arayışı sorularını ne cevap veriyor. Yani bir inanç sistemine dahil olan bir kimse böyle durumlarda, mesela inanç sistemi ona intihar et diyorsa intihar ediyor mesela. Japonya'da çok var böyle. İleri yaş intiharları Japonlarda çok bunun için. Yani yapıyor. Yani insan çünkü kafasındaki belirsizliği gidermek için inançlarına sığınıyor bu kişiler. Şimdi mesela dağdaki çoban olmak böyle durumlarda daha iyi aslında. Dağdaki çoban arar beş duyuyla bakıyor, çözemediği zaman kadere havale ediyor, rahatlıyor. Ama düşünen, sorgulayan insan niye öyle de olmadı, niye böyle olmadı, sorguluya eğer bir çıkış yolu bulamazsa kaosa düşüyor ve artık yaşamak anlamsız diyerek aslında çok onun düşünce sistemi içerisinde kendi içinde gerçekçi bir karar veriyor bu kimse. Ama bunun eğer
birçok kimseyle danışmış anladığım kadarıyla. Onun danıştığı kimseler, konuştuğu kimseler yeni seçenekler sunmalıydı ona. Hayat çünkü her halükarda da ne kadar terslik de olsa hayat yaşamaya değer. Ki bunun hayatında terslik yok ve bu kişi eğer dünyaya bir daha gelmiş olsaydı bu soruların cevabı vardı. Mutsuzluğunun cevabı vardı. O mutsuz olarak hissetmesi o kişinin yaşam felsefesinin yanlışlığından. Yaşam felsefesini, mesela mutluluk bilimi diye bilim okutuyor şimdi. ABD'de şeylerde. Pozitif psikoloji adı altında biz üniversitede bunu yapıyoruz. Pozitif evet. psikoloji. Mutluluk bilimi, yani mutlu, otantik mutluluk öğretiyoruz öğrencilere. Otantik mutluluk öğretiyoruz ya da optimist, esnek optimizmi öğretiyoruz. Bunları öğrettiği zaman kişi, yani her halükarda bir ağaç düşünün, 4 mevsim meyve verebiliyor. Bu kişiler 4 mevsim mutlu olmayı başarabiliyor. Bunun bilimi var bu artık mutluluk bilimi. Bunu öğretmek gerekiyor. Gençler bunu öğretmek lazım. Yani onun hocaları bu da gence kızmayalım biz onu yakınlarına, hocalarına kızalım. Ya bu kimseye hiç mi bunu öğretmediniz? Yaşam felsefesini hiç mi böyle mutluluk bilimini öğretecek şekilde öğretmediniz? Yani ODTÜ'deki hocalar muhakkak öz eleştiri yapsınlar burada. Yani evet. böyle bir öğrenci yetiştiriyorlar ama ona yani varoluş nedenlerini, yaşam felsefesini öğretmiyorlar. Sadece iyi bir bilgisayarcı yetiştirmekle değil. Yani bir toplumun ürünüdür bu çocuk. Bütün toplum buradan kendini sorgulamalı. Yani şunu anlıyorum hocam. Aslında bu intihar girişimi önlenebilirdi. Kesinlikle önlenirdi. Yani böyle düşünen kişiler varsa bunlar yani belki ilaçlı psikiyatrik tedavi gerekmiyor ama bu psikolojik danışmanlık hizmetiyle çözülebilecek bir şey. Ama böyle durumlarda ona seçenekler sunan, kültüre uygun terapiler yapan kişilere ihtiyaç var. Danışmanlık hizmetine. Terapi bile değil. Yani iyi bir psikolojik danışmanlık hizmetiyle bu kişi yaşam felsefesini daha mutlu, daha anlamlı, daha... çünkü insan beyninde çünkü mutluluk duygusunu uyandıran alanlar var, keşfedilmemiş. Mesela bağımlılıktan söz edeceğiz. Bağımlılıkta ex-user diye bir şey yetiştiriyoruz. Böyle atsız narkotikler, atsız alkolikleri, yani daha önce madde kullanan kişilerin onları madde kullanmaktan vazgeçiyorlar ve ex-user oluyorlar. Yani mentor gibi, yani kendileri kullanmıyor ama kullananları kurtarmaya, yardım etmeye çalışıyorlar. Bu yardım etmeye çalışırken beyin araştırmaları şunu gösterdi. Bu başkasına yardım etmeye çalışan kişilerin yardım ederken beyinlerinde mutluluk hormonu salgılanıyor kişilerin. Ve o maddeye tutsak olmuş bir kimseye yardım etmeye çalışırken mesela parkta o ki arkadaşı şey yapıyor. Ya canım uyuşturucu almak istiyor diyor. Telefon ediyor ona. Doğru düz aile ilişkisi yok. Anne yakın yok. Yalnız. Mutsuz. Bu yalnızlık ve mutsuzluğun içerisinde o ex-user olan, mentor olan gönüllüler hemen atlıyor arabaya gidiyor onu alıyor ya başka zevk ve ilgi alanları oluşturuyor ona ve bu yardım etmek o ex-user'u mutlu ediyor. Beyinde mutluluk hormonu salgılıyor kişilerin. Ya bu nedenle insanda beyinde mutlu olmanın tek yolu eğlenmek değil ki. Şimdi bu Batı modernizmi insanın mutluluğun tek yolu şuyun olsun mutlu ol, buyun olsun mutlu ol, al ye, ye iç harca mutlu ol. Bu böyle bir mutluluk felsefesinin sonucu budur. Mutluluk felsefesi yanlış öğretiliyor gençlere. Onun için doğru mutluluk felsefesi öğretilmesi gerekir ki bunun önünü alalım. Yani buna buna sorumluluk var. Burada herkes sorumlu. Siyasiler de sorumlu burada. Milli Eğitim Bakanlığı da sorumlu. Herkes sorumlu. Yani bu çocuğu ilkokuldan, ortaokuldan bu çocuklara bunu niye vermedik diye, bu çocuğa hayatın, varoluşun anlamını niye öğretmedik diye sorgulaması lazım. Yani Milli Eğitim'de, Milli Eğitim Bakanlığı, Tayin Bakanlığı gibi çalışmamalı. Bu gençleri doğru yetiştirmeli. Hayatı öğretmeli, mutluluk sanatını öğretmeli, mutluluğun bilimini öğretmeli. Yani bunun için burada hiç kimse yani ah bizi vah vah intihar etmiş demeyecek. Herkes sorumlu burada. Belki de o sizin bahsetmiş olduğunuz hocam mutluluk psikolojisi, pozitif psikoloji dersleri ilk öğretim, orta öğretimde ve üniversitelerde kesinlikle yaygınlaştırılması gerektiği sonucunda buradan çıkartabiliriz. Tabii kesinlikle. Yani bu çocuk eğer önceden mutluluk felsefesini doğru anlatan birisinin önüne gelse bu çocuk mutlu olmanın formülünü bulurdu.
Ya burada demek ki tabii hani çevre faktörü de çok önemli. Kesinlikle. Belki o noktada bir engelleme olabilirdi. Allah rahmet eylesin diyelim. Tabii bu videolar Türkiye'de ilk yaşandı hocam. Bundan sonra da bu tarz girişimler olabilir endişesi de var. Ama önlenebilir dedik. Böyle çevresinde belki bu eğilimde olan kişilere belki son uyarılarınızı da alalım hocam. Diğer konularımıza geçelim. Tabii. Bu noktada eğilim, böyle düşünen kişiler varsa çevre ne yapmalı hocam? Bak, böyle düşünen kimselere bizde şöyle yapılıyor. Hemen bir din propagandası yapılıyor. Karşıya alıyorlar, dini kitap okuyor vesaire. Zaten bu kişiye bunu yapsan hemen kapatır duvarı, kapıları. Yani bu kimse şeye din anlattığın zaman hemen kendisine diyecek ki bana bir dinin propagandası yapılıyor diye hemen savunma duygusu yanacak onda. Yani ona bunu söyleyebilmek için onunla önce köprü kurmak lazım ilişkilerde. Onunla dostluk, sıcaklık, arkadaşlık ilişkisi kuracaklar. Ona böyle hatta şöyle bir şey var. Büyük bilge zatlardan birisi, İslam bilginlerinden birisi Cüneyd-i Bağdadi'nin şöyle bir güzel bir örneği var. Birisi geliyor, çok kötü bir çağda yaşıyoruz diyor. Hiç dost yok. Hiç kimse nasılsın demiyor. Hiç kimse yardım etmiyor. Yani hiç dost kalmadı falan diye şikayet ediyor. Cüneyd-i Bağdadi ona diyor ki eğer diyor dost diyor senin ihtiyaçlarını karşılamak, seni rahatlatmak, seni mutlu etmek için dost alıyorsan böyle bir dost yok. Böyle bir dost yok, bulamazsın diyor. Hiçbir zaman da bulunmaz diyor. Ama diyor sen ihtiyaçlarına, sıkıntılarına, dertlerine yardım edecek dostlar alıyorsan öyle dostlar çok var diyor. Yani yardıma ihtiyacı olan, paylaşacak, derdi giderecek dost arıyorsan çok var diyor. Git onlara yardım et, dost bulursun diyor. Yani dost derken bile insanlar bencilce kendi rahatlatacak dostlar arıyorlar. Arayışlarda oluyor. Halbuki başkalarını rahatlatacak, ona bir insan gelseydi, ona böyle bir onun yalnızlığını giderecek bir dost ilişkisi kurabilseydi bu çocuk kurtulurdu. Yani onun için buna karşı Rahibe Teresa'nın çok güzel bir sözü var. Dünya daha yaşanılır nasıl olur diyor. Diyor ki birebir iyilik yaparak olur diyor. Birebir iyilik yaparsa bir insan, yani hiç tanımadığı bir insana rastgele iyilik projeleri başlatıyorlar şimdi Amerika'da. Hiç tanımadığı insanlara rastgele iyilik yaptırıyorlar. Bu işte bu yalnızlığı gidermek için, bu varoluş bunalımını gidermek için. Ve bir insan ona hiçbir gerekçesiz iyilik yaptığı zaman insan hayatta güzel şeyler de var. Ben de yapayım. Ben de bu şekilde yaşam felsefemi şekillendireyim diyerek yani kendisi için yaşayan insanlar böyle sonuca varıyorlar. Ama başkalarına soyut idealler için yaşayan, toplumun bir parçasını olduğunu hissederek yaşayan insanlar. Yani başkalarına yardım etmenin de insana sadece ona yardım etmiyorsun, aslında kendine de yardım etmiş oluyorsun. Sosyal duygu bunlar. Bunun için yaşayan insanlar hem başkalarını mutlu ediyor hem kendileri mutlu oluyorlar. Bu şimdi empati olarak geçen, sosyal duygu olarak geçen değerler. Bunu şu anda ciddi şekilde gelişmiş ülkelerde, okullarda bunu öğretiyorlar bilimsel olarak. Bunları öğretmemiz lazım. Bu öğretmek iki tarafı da mutlu ediyor. Varoluş bunalımını çözüyor. Evet hocam, arzu edersiniz diğer konumuza gidelim.